Herkese selam dostlar nasılsınız? Umarım bomba gibisinizdir. Şimdi biraz simya yapalım. Bu kim ya? <laughs> Şimdi biraz taş biriktirdik. Ejderha taşlı ruhlarını rafine edelim bakalım. Şimdi biraz beyazımız var. Bunları komple buraya atalım. Ne geldi? Bir tane kaldı burada. Güzel. Endere kadar geçmişiz. Şimdi o kalsın kırmızıları atalım. İkisi de başarısız oldu. Evet yakut yapma her zaman zor. Yakut maalesef şu anda yontulmuşta kaldı. Yeşile geçelim. Başarılı olmuş. Ender'e kadar geçmiş. Tamam. Yani çok başarılı değiliz şu ana kadar. Yont olmuşumuz var. Ma işte az. Bu VS'de ve savaşta iyi bir taş. Savaşlara karşı dayanıklılık geldi. Neyse. Şimdi Grena'ya bakalım. Buraya kadar yükselmiş. Bir tane efsanevi Grena'mız var. Bir tane enderimiz var. Canavarlara karşı güç var şu anda bunda. O güzel. Karataş. Karaları atalım bakalım. Ne geldi? Yontulmuş o kadar çıktı. Ender'e kadar bir tane de 12'simiz oldu. Tekrar beyaza geri dönelim şimdi biz. Yani belki bundan bir antika çıkar. Atalım şunları. Başarısız oldu. onda. Bunları atalım. Evet. İki tane antikamız oldu. Şimdi şuna basalım. Yok. Şuna bir basalım. Heh o arttırıyormuş şansı. Yapma be. Gitti valla. Bir şey yaramadı. <laughs> Neyse düşürdükçe yine devam ederiz. Bu kılavuz şey diyor. Bu kitabı okuyarak Rafine işlemi sırasında başarı yücresini arttırabilirsiniz diyor. Öyle bir şey olmadı. Şimdi bu efsanevi acaba diyorum şunu çıkarsak ikisini birden sallasak nasıl olur? Deneyelim mi böyle? Simyacın dükkanını açın. Şimdi kaç paraymış bu? Yeterli pusanmış simya çözücünüz yok. Riski alalım ya. Risk almadan bir şey sahibi de olunmuyor. Şimdi Evet. Maalesef şeyimiz kırıldı. Grenamız kırıldı. Geçiremedik. Bugün şansımız yok. Neyse bir tane efsanevi 12'simiz duruyordu. Onu geriye takalım. Yani denedik. İkisinden bir şey çıkmadı. Yani taşı çıkarsaydık deneyecektik güzel bir şey. 8 saat süresi oldu. Denemeye devam edeceğiz. Herkese selam devam ediyoruz bugün akşam farmı uyarı veriyorlar Emircim de herhalde başkan görmedi şeyi uyarıyı görmedi. Köşetçim ben artık 45'liyi hiç kaçmadan götürüyorum. Oh heyos ne abi ya ne abi pompalıyorsun değil mi? 41 yaptı mı ya çarı? şey evet SYK var bende 12 zekalı onu taktım. Siyah yuvarlak kalkan artı 7. Mis gibi abi. Mis mis. Bizim başka nereye gitti ya? Mikrofonu kapat yenge aradı herhalde. E, yenge, rapor, yenge rapor, rapor ya. Emir'cim şimdi sen takıl ona. Ana o sana takılıyor ya hesap ver hesap ver mesela son sonunda. <laughs> gelsin gelsin kulağından asacağım onu ya. Belki. Aynen öyle de. hesap verme bitti mi de. <laughs> Abi sende şey var mı? Kırık parçası var mı abi? Var Kürşatçım bunlardan Ben ikinci köyde bol bol düşürdüm. Ne basıyorsun sen onunla? O kalkanda ister ama. Kalkan basacağım abi. Aynen kalkana basacağım da. Bir tane artı altıya basa atabilirsem iş görür ya. Ne basacaksın? kan basacağım abi. ben sana artı dokuz savaş kalkanı verdim zaten. İş yapmıyor mu? Artı altı kan daha fazla vermiyor mu abi? Artı dokuz şeyden daha mı fazla veriyor o artı beş? Vermez. Artı, Vermez. artı, abi. Artı diyor diyorum abi. Artı artı vermiyor mu? İki defans fazla veriyor sana ya. Yani. Çok... Bir de şeyi Aynen. de var. O, onun bir de şeyi de var. E, hareketini Aynen. de çok hareket hızını da düşürüyor. Savaş kalkanı da. Gerek yok o zaman abi. Sağla gitsin. ya. Sağ 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 ya. Viki'den Vi, hani. bak ya. Artı altı beşken kaç veriyor orada yazıyor hepsi. SYK 41 olunca şey alırsın. Siyah yuvarlak kalkan alırsın. Onlar artı 9'lar artı 8'de ucuz oluyor. Aynen öyle yaparız be abi. Doğru diyorum mantıklı. Yani ben mesela bak onu bekledim. Mesela, artı 9 savaş kalkanıyla geldim bu levele. Yani 2-3 defa çok bariz bir farkı olmuyor. Mesela ben kaslı hala kanlı kask artı 8 kullanıyordum. Artı 9'una baktım arada 4 defans mı ne var ya? 4 defans için yemez niye, abi, yemez abi, niye bir sürü para vereyim yani? Ha, kale kask tamam şimdi kale kasa geçiş yaparım bundan. Çünkü kale kaskla Kanlı kaskın arasında bir kask daha var. Alayıcı ya. O bariz fark yaratıyor ama beşgenle savaş kalkanları arasında çok bir şey yok. Abi bir rahatlık bir rahatlık var ya. Böyle bir şey yok ya. Ve at farmı coşturur. Abi bir de elendirdik ya şamanı. Gurük gezdiriyordum ya. Sana şey lazım değil mi şimdi? Ölümcül lazım. Bana bir tane artı artı ölümcül lazım abi. Başka bir şey lazım değil ya. Ha bir de varsa abi artı 2 artı 3 abanos küpe varsa. Abanos küpe ben hep almıyordum yerden ya. Lazımsa alalım. Abanos. Düşer bana şeyde. Vadide düşer gene. Abanos küpe lazım abi ya. O iyi oluyor. Artı 9 abanozlar 80-90 mevcutları ya. Bir tane yani düz alırız. Para bitirip. Alırız abi. Ben de şu an ben de şu an 25 en var. Şimdilik şey yapar koy bakalım. Çöl İktirme farmında be. falan ihtiyaç olmaz böyle. Ben düşük takılıyorum itemlerde daha yapmadım bir şey. Ama şey güzel. Hani at çok fark ettiriyor. Ben atı da 14 16 ne yaptım? O da şey arttırıyor. Hasarı arttırıyor. Savunmayı arttırıyor. Abi arttırmaz mı ya? Petim de 16 seviye olmuş. Şimdi bunu 40 yapınca evet, evet benim takalım bakalım. çevireceğim. O kırmızı iksirler falan kaç para olmuş abi ya? Pahalanmış abi ya. Onlar 8 mi mm, altı 6 mm olmuş? Oo. Şahin <laughs> söve söve alıyor pazar. <laughs> Zamanında ben yaparken bana çok alay ediyorlardı ama değil mi hatırlıyor musun? Aa benim de 7 7 seviyorum ne 7 7 seviyenin bu çoğalma gelmişti benim ya. Bana diyorlardı kaptan bütün paranı harcıyorsun bunlara ama bak değiyor yani zamanında ucuzken yaptık. Abi yeşil pot yeşil potlar var ya orta seviye onlar pahalı mıdır ya 200'lükleri? Pahalıdır abi ya. Bunlar pahalı yeşiller. Evet. Ben küçük kullanıyorum. Arada büyük de düşüyor slottan. Bir de onlar şeyden çıkıyor köşet. Kaos kırman lazım. Kaostan çıkıyor. Kaos kırdım abi ya. Bugün dördüncü kaosumu kırdım. Güzel de drop alıyorum ya. E, nazar edeceksin kendini ya. Senin drop'un maşallah iyi. Drop'umu ya. Bak derim bir kaos kırdım abi. E, ne düştü biliyor musun? Kutsama düştü. Orta boy e, güneş üstü düştü. Yeşil yapsın düştü abi. Düştü bak. Üç, üç büyük drop attı yani. Kaosları, <laughs> Emir çok şey yapardı burada oynarken, salça olanlar. <laughs> gelme lan gelme. <laughs> çok ortalıkta kırma bak kaosları, kenarda köşede kırma. Bir abi böyle, <laughs> benim, benim mekanım var böyle abi, o mekana gidiyorum direkt. Orada patlatıyorum yani, direkt <laughs> sıradan. Dağ bayır gezerdim ben, boş bir bu patlatacağım. Emir deli olurdu, birisi gelip salça oldu. Romen'in biri illa ki gelirdi, yana yakala. Ee, ee. Bir de yüksek devletin kaosları böyle değerli item atıyor. Ben onları doyumda şeyde doyum papelyon alt tarafı var ya orada bir yer yaptım kendime. Orada patlatıyorum. Şeyleri de birinci köyde bir yer var böyle bizim. En sonlarda. Böyle bir çukur var. Çukurda kalıyorum. Kimse gelmiyor oraya. Abi bir tane e, birinci köyde şey var bir tane tigır mı dedi bir tırkaplama bilir misin? Biliyorum orası da iyi ama oraya geliyorlar. Yok ben onun ilerisinde bir yer var abi nahtlerinin olduğu yer, onun ilerisinde lanet falan bir şey çıkıyor ya bora bora çıkıyor ya abi. Ha, bildim evet. bildim. He o bayağı bir ileride bir tane bir çukur var abi orada kesiyorum ben de işte. E çünkü dediğiniz gibi değerli item atıyor, kaptırmak istemeyiz yani adam bir iki tane vurdum zaten şey bölünüyor Metin dropu bölünüyor. Bakayım bende neler olmuş. Akıyor maşallah akıyor. Dehşet kitabı Allah. çıkıyor ya. bile ya. Ben abi benim bekar aç bekar almıyorum ya. Bir şaman bekarlara. Lan büyülü keskin al bana lazım. <laughs> onları al, onları alıyor lan abi o kadar değil. <laughs> büyülü keskinlik bana lazım. <laughs> keskinlik da falan. Onları Şeylerini de al sen ben... gene. İleride VS'lik çare yaparsın. Kendi çarında kasarsın. Ne abi zihinsel mi? Zihinsel kitaplarını al. Ben alıyorum senin için ruh vuruşu işte. Onları topluyorum şey. abi topluyorum. Onları, Onları topluyorum. Çünkü zihinsel Oynayanlar... bu serverda zihinsel iyi. Oynayanları gördüm ben toplu savaşlarda. Bayağı fark yaratmışlar yani. Abi zihinselde becerili item yakalayacaksın. Ondan sonra yola bakacaksın abi. Düşse zehirde becerili zehir yakalıyorsun. Bir de kazara bazada oraya bir yarı insan geliyor yağına. Ne var yani. Şeye ne diyorsun? Zihinsel evet için savaşlarda ya. Evet becerili kin kalıcı. Yok abi zehir. İş, yap iş yapmaz mı kin kalıcı? Abi ze zehirin hem zehir bak hem zehir daha hızlı hem de daha güçlü vuruyor kinler. Ama kinin şöyle bir ayrıcalığı var. Adam çifer yapmaz. Tabii ki de zehir şey, etkiler var. ama eşit şartlarda zehir daha fazla vuruyor. Hatırlıyorum eşit şartım kastım şöyle yani. Adam 60 kılıç 60 çifer yapar. Ben bunu denemesi yaptım. Zehir daha fazla vuruyor abi. Nasıl vuruyor abi ya? King kılıcının büyülü saldırısı daha çok yüksek değil mi? Siz sonuçta büyü atıyorsun ama. Biz vuruş yapmıyorsun ki. Allah zehir daha fazla vuruyor abi. Allah denedik, birazdan birazdan geliyor. Denedik abi denedik. Alright. Zehir daha fazla. Zehir, zehir gerçekten hem hem şöyle düşünün abi. Zehirden tekel ya. Hem daha hızlı hem daha da fazla vuruyor. Ben bunu denemesini yaptım yani abi. Ama işte silahın bir de alan saldırısı var. Mesela bedensel öfkeyi çektiği zaman nasıl yerden kaldırmıyor bizi değil mi? Hızlı hızlı abi, vuruyor. O ayrı. Bu Zihinselin şey... de mesela çiftel kullanmasının bir nedeni var. Çünkü ruh vuruşunun mesafesi daha uzun oluyor bence. Skill kaçmıyor. O yüzden çiftel diyorum ben. Vallahi abi ben sana şu kadar söyleyeyim. Eşit VS'lerde ne zaman çiftel VS alsam hep kaybederim. Ama ne zaman elime zehir taksam abi asla kaybetmem. Allah. Evet ben zihinselle zihinselle kesemediğim tek karakter Tur abi. Ya yani bizim server'da bir tane şerefsiz vardı. Zalim yürek diye. Zihinsel. It. Evet. Bir tane becerili kin kılıcı getirmiş. Evet. Bütün server'ın içinden geçiyordu yavşak. <laughs> Geçen abi. Yani benim aklımda oradan yer etmiş biliyor musun? Hani herifte kin kılıcı vardı. Beceri getirmiş. Savaşlara bir geliyordu abi o herif. Herkesi kesip gidiyordu ya. Abi savunma yok zaten. Savunma yok. Savunma yoksa keser abi. Bak ben şimdi bir tane e, kadar abi. Adam çiftler savunma takmaz ama hayvan gibi vururum yani anladın mı? E, tabii canım zaten eskiden şey mi vardı? Millette savunma mı vardı? Evet, yani savunma yok şimdi. Şimdi bu serverde kaç kişi de savunma var abi. Ya zaten eskiden efsun pahalı olduğu için öyle 4'te 4, 5'te 5 savunma getirmek falan. Yani yoktu ki serverda. Öyle bir, bir tane adam oluyor. Her serverda bir tane öyle sınırsız para adam oluyordu. Bir onda oluyordu yani. Ya ne Bu serverlarda bir de, TR'de Efsun getirmek öyle çok abi. çok zordu. Öyle abi. Ben öyle savunmalı item hatırlamıyorum. Böyle 2009'larda 2010'larda herkes de Ondan sonra abi, yaygınlaştı zaten. Hani biraz abi, daha abi, şey oldu. Abi, ben, ben, de şey vardı ya. Ben de 35 mi? 30, 40 mi 45 mi? Öyle bir şeydi galiba. 45. İperle bıçak vardı ya. Bireyi bildirmiştim o zaman ben. Biz şey yapardık. Mesela 15 savunmalıları toplardık. Bedenselle VS atacağımız zaman evet, onları sakardık. takardık. Ya da işte <laughs> çiftler savunmalılar toplardık. Bıçak savunmalıları. Öyle bir itemde 4 savunma olmazdı yani. Her karakter için farklı bir item bulurduk. Evet Onu abi. Bir atmak, birey bir atmak için. Ama işte toplu savaşta gelirdi o zalim yürek puştu. <laughs> Dağıtıp gidiyordu her yere. <laughs> Adam. Kaçar, kaçar giderdi abi şey yapıyordu ya o giriyordu mesela savaşa taktikleri vardı onun. Önce mesela güçlü gördüğü bir tane adam varsa Şura gibi, nice gibi sizin sersenleteci skill var ya hani kılıcı böyle savurup atıyor sersemletiyor. Evet abi. Onu bir atardı onun. Ondan tabi. sonra kılıcı bir yere vurur böyle zıplayarak. Kılıç oruş. Kılıç oruş. Ondan sonra şeyi bir koyardı Rof vuruşunu 5-6 kişi zaten paket alıyordu bizim grupta. <laughs> <laughs> abi sen ruhu için bitirici buluş, buluşlar. Ne yaptı bu buluşlar? Ya ben eğer... hiç küfür etmezdim ama o adam çok küfür ediyor abi sanırım. <gülüyor> <gülüyor> Onu biliyorum yani. Abi eğer Emre abi eğer e, şiddetli vuruş veya güçlü vuruş kritik gelirse abi ruh vuruş attı daha kesin ölürsün. Ya zaten bende çok fazla HP olmuyordu. Adam kesiyordu abi güzel çare yapmıştı ya ben işte yani ben de şey vardı öyle ezikler gibi kıskanmazdım çare yapan takdir ederdim adam zaten o kadar çok küfür yedi ki o çocuk şeyi kapatıyordu fısıltıyı falan kapatıp geliyordu savaşlara <laughs> Vallahi. Ya şimdi bu bir savaş oyunu adam çarını yapmış tabii ki getirecek savaşa o oyun yani kesecek kesilecek yani bir laf vardı yani bükemediğin bile öpeceksin abi adam yapmış yani para harcamış şeyden kızıyorlardı ona sataşıyorlardı. Evet. Hayatsız işte gitmiş oyuna bir araba parası harcamış. E kardeşim sen ona karışamazsın ki. Adamın parası ya var, var. da abi, var. Abi. yani bize ne? O adamın parası. Bizi, bizim cebimizden çıkmıyor ki. İşte sataşacak ya onu. Renci etmeye çalışacak. Oradan vurmaya çalışıyorlardı. O çocuk yalnız bayağı server'ın içinden geçti uzun zaman. Çok çok sonra bir tane Kara büyü çıktı. Her 26 diye Eskişehir'de bir çocuk. Evet abi. O çocuk aslında çarı iyiydi. Leveli yoktu. ilk zamanlar. Hani ben biliyordum o masa adam çarı yaptığını. Sarı, sarı bayraktaydı o. Muhabbetimiz vardı. Sonra bu çocuk level kastı abi. Küreyle. Dönüşüm küresi ala ala. Pazardan çeke çeke. Hatırlarsın 2008'lerde evet. 9'larda küre pahalıydı yani. Evet abi. Ondan sonra bir de adam kara bir düşün. Bu şeysi de yok. STR'si de yok. Örümcekte mi örümcekte dönüşe dönüşe 86'ya kastı abi herif. Abi i̇şte o... Soru... Bak kara büyüğü 86 yaptı ya ondan sonra o herif o bizim şeyi zalim yüreği bütün bedenselleri sert sert pompaladı abi. Hepsini abi, aldı. Abi kanını korumayı sonra işte zihinsel tek kesilmeyeceği çar kara abi. Çünkü niye biliyor musun adam kanını korumaya bir açıyor abi. Senin 5K, 6K vuracağın skillini direkt 3.5K'ya yarı, yarı, indiriyor abi. Ya şey de yoktu biliyorsun zaten. Eskiden yeşil şeyler, şemlemler, şunlar bunlar da yok. Herif rahatça herkes doğradı yani. Aynen. Olur bak Ben, 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 ben her zaman derim abi. Benim karşı bak abi yusura çıkmasın. Alayına gider abi ben Zeysel'de. Öyle oynuyorum Allah ben. Alayına giderim ya. bro. bro. Ne haber başka ya? Başka ne haber ya? Başka, başka sen mi geldin ya? <laughs> başka. Ya. Yalnız Serseri 26 şeydi. Birkaç defa bandlandıydı o küfürden. Kendine ya. birisi küfür etti mi yan çardan olay ediyordu küfür. <gülüyor> <gülüyor> Ama var ya bu adam kayırmalar o zaman da vardı biliyor musun? Çok para harcayan çardarı bandlamıyorlardı abi. Ee, adam para yatıyor ya. Banlatırlar mı ya? Batık bir gemim. Yok yönetim bandlamıyordu. Mesela 7 günlük ban atıyordu. Ama mesela bir tane gariban para harcamayan mesela en ufak bir küfür yazsın süresiz banlıyorlardı onları. <laughs> Allah. Aynen abi. Tam bir göttük iki de ya. Ben Metin 2 hayatımda bir defa birini banlattım. O da genel sohbete şey yazmıştı. Atatürk Kur'an çiğnedi yazdı. Ben de şikayet ettim banlattım onu. Pazeler. Yani böyle saçma sapan iftira niteliğinde birisi. Sen orada mıydın lan? Hani ben şeye çok kızarım. Hani böyle ispatı, kanatı, delili olmadan başka bir insana iftira atan insan çok güzel. Aynen en nefretli bir şey ben olur ya. Ben... ya. Duymuş işte birinden salak, beyinsiz. inanmış ona. Bir onu banlattım hayatımda. Yoksa küfürden küfürden banlatmadım kimseyi yani. Ama bizim sonra burada çok küfür vardı abi. Akemem ondaydım ben. Yani küfür şeyden vardı. Ama çok çıkmış çölay ya. Kesilen adam kaldıramıyordu abi kesilmeyi. Çok enteresan bir şey yani. Evet abi. Ama ne küfürler ne küfürler. Ne yaratıcı küfürler. O ona basıyor o ona basıyor. Basıcılar. En son ben dedim ya ben bu soru burada oynamayacağım abi. Dedim. Yani çok aşırı. Ben de dedim. Size basarım lan Çok abi. küfür var abi. Ben o kadar küfürle oynayamam ya. Ya birbirlerinin karılarına, kızlarına, çocuklarına kadar küfür abi ya. Ben sevmiyorum abi. Rahatsız oluyorum her şeyden. Kötü. Yanlış. Ya küfür bence ezik insan işidir. Tabii. Ya bir Biz olaya kızabilir Hani bir, bir olaya kızabilirsin tamam Mesela bir olaya sinirlenirsin. Ağzından bir küfür kaçar ya da bir küfür edersin. Bu, bu önemli. Ama bir insanın evet, şah abi. şahsına ne bileyim konular alakasız karısına kızına küfür etti mi ben deliriyorum. Çok şükür hayatımda etmedim ben. Kimsenin karısına kızına etmem ben. Benim adamla bir hesabım varsa ben adamın kendisine ederim. E, yalan yok. olması gereken o kaptan. Yani adamın şeyine etmem abi. Yani. Tebaasına, ailesine beni ilgilendirmez. İşte o adamın da çok kühür vardı. Aşırı. anam anam anam. Bilirsiniz sizin oynadığınız sorularda nasıldı bilmiyorum da. Bizim savaşlar hep kule doluyordu abi. Kule önünde. Anam anam anam. Bir git oraya var ya. Kühür de ağacın gelişir ya. Bir de millet uyanık. Şimdi kendi çarından küfür edemiyor ya. Bunlar. Bir level çar getirir. <laughs> 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 of of neler neler ya. Gır gır şam. Ama bir yerden sonra artık adamlar rutini olmuş ya. Hani kanıksamışlar artık olayı yani. Ya, Allah ya. Nazar değmesin nazar. Ben şeyden aldığım keyfi hiçbir şeyden anlamazdım. İkinci köy farmı vardı ya eskiden. Ama bayılırdım ben ya. Abi biz ikinci köyde köyün girişinde uzan çalarımız 22-23 tane abi. Hiç unutmuyorum var. Uzan böyle de artı altı ve altı yedi bile genç kılıç vardı. Üzerinde artı yedi kaptan PK vardı abi. İkinci köyün o giriş kısmı var ya abi şey şeyin çıktığı yerler var ya abi şu vahşi uzmanın çıktığı şey, vahşi okçunun çıktığı yerler var ya abi. Ağacın orada çıkıyordu da. Ben oralarda kesemiyordum ya. biz oralarda <laughs> biz oralarda hep BS atardık Emre yani abi böyle 22'yi bir çarlar atardık hep böyle ne sarardı ya. Hakikaten düşük level VSS'i de güzel olurdu be. Pot basma Aciz, lan, pot basma, pot basma lan, pot yok lan. <laughs> Sü sürekli öyle, pot yok lan. Abi ben ne yapalım biliyor musun? biz şey, öfke kırmızı olur, kırmızı ya abi öfke kırmızı ya. Ben öfkeyi basardım abi, çatı da pot basardım belli olmazdı biliyor musun? Ana can can, kaç can işte bir kaldı kaldı nasıl kaldı bu Ben şaman oynuyordum ecdadan gücü böyle kendime şey yapmıştım bir tane Yelpaze yaptım hatta anka kuşu yelpazeyi bilirsiniz ondan bastım bastım abi güzel böyle kullanacağım demircide dedim bir defa daha basayım şurada ikinci köyde hiç unutmuyorum ulan o kadar kalabalık ki eskiden oyun ikinci köyde pazarlar vardı ya. Aynen Hınca hınç. Dolu bak yani. Ben o kalabalıkta demecinin üstüne bakacağım diye ya bazen yer atmışım. Vallahi. Hiç unutmuyorum. Yamakasi diye nikide Nik hiç unutmamışım. Bak aradan kaç yıl geçti. Yamakasi diye bir tane başka bir çaba kaptı kaçtı yer Test ediyorum çocuğu. Bana bak seni bana anlatırım. GM tanıdığım var. Ver yer Yedi diye. Yemedi, yemediydi ya. Lavuk vermedi yer <laughs> Bir daha bir mesaj atalardı. Sana, sana çat yapayım mı diye. Bayağı bak. Dupe. Klasik. E, tarz, i̇temini ver, itemini ver, itemini çoğaltın diyorlardı böyle. Ben şeyi çözememiştim ilk oynadığımda. Sürekli dolu alınır, dolu alınır. Kop, kop. KDP'nin yazılışı eski stil ya. KDP gibi görmüyorsun sen onu. Kop alınır, kop. Lan birine dedim ki. Kardeş dedim bu kop ne dolu ne dedim ya. Sen bilmiyorum musun onları? Ezik dedi bana. Bilmiyorum dedim lan. Yeni başladım ben. Bunlar dedi şey. Silah dedi. O, çok değerli silahlar dedi. Harbiden Dolunay mı çok değerliydi. Herkes de yoktu lan Dolunay. Çok değerli abi. Çok değerli abi. Güneyinde böyle artı 8 artı 7 dolay görürüz ama bayağı alamak derdik böyle ya. Onun zaten kutsama da yoktu ilk zamanlar. Sörbüller yeni açılıyordu ya. Demirci de memirci de nasıl basıyorlardı la kıyıpta. O da enteresan ya. Ama adam şey yapıyor lan. Night Online taktiydi abi. 4-5 tane Basıyordu abi 4-5 tane getiriyordu. Basıyordu işte. Oğlum dolu indirimi çok düşüktü ki 4-5 tane dolayı nerede bulacaksın? <laughs> ya baba, adam adam yapıyordu yani abi. Benim mesela tanıdığım var abim vardı benim Sedar abi diye. Adam demirci de bastı dolayı. Helal olsun valla. Bir de Kaç tane? Kaç tane yaktı? Kaç tane? official demircinin basma oranı da çok yerlerdedir ya. Yok şeyle bastı bu abi. E, silah var ya silahçı. Ha lonca demircisinde. O, ona bastı adam. Kaç tane ya? Şahin Bey'in favori mekanıdır lonca demirciler. <laughs> Çok sever Şahin Bey lonca. Ben de var Şahin hayatım boyunca hiç lonca demircilerinde bir şey basamadım biliyor musun? Ben bastım abi. Hiç unutmuyorum ne basmıştım ya. Abi artı yedi, ben artı sekize kanlı kılıç atmıştım abi o zaman ben. Ya ben paracıyım ya. Çok para istiyorlar diye kıl alıyorum onlara. Basmıyorum onlarda bir şey. Ben onları o malzemeleri ben kendim toplamıştım işte. Artı 7'den artı 8'e kanlı kılıç basmıştım ya. Ben kutsamacıyım abi. Ben da basarım. <laughs> Metin 2'de de şeydi ya. 50 level olunca kutsama drop açılıyordu. Artık slotlardan falan düşüyordu kutsama. Kutsama neydi ya? Pazarlarda kutsama da pahalıydı ya. Hatırlıyorum ben. Değerliydi. Ondan sonra bu ay ışığı sandıkları, mandıkları böyle etkinliklerle oyunu şey yaptılar. Bollaştırdılar. Aslında az olan şey her zaman değerli oluyor. Tabii. Evet. Böyle abi. ayarlayacaksın bunu. Mesela bak burada Efsun değerli. Niye? Çünkü az. Al parmaklarımızı toplayayım mı sana? Yok ya. Daha açılana kadar. Sana ben, ben, sana bir hakikaten abi. 500 tane Efsun alsan bir T yapıyor lan. Burada pahalı başkan. Yani Efsun değerli. Mesela Nostalji abi, Nostalji 2'de niye sevilmişti Nostalji 2? Çünkü yoktu orada da efsun yoktu değerliydi. Abi orada efsun da metinden düşmüyordu biliyorsun değil mi? O şey oluyordu, etkinlik oluyordu. Yok Bilmiyorum. ya düş, düşüyordu, düşüyordu şeyden düş, ikinci Bu köyden. Bir köyden... düşüyor, düşüyor bir şey. Abi metinden yani. düşmüyordu abi efsun. Düşüyordu, düşüyordu, düşüyordu abi. Yani mesela günde mesela alabileceğin 8 saat farm yapsan 1 ya da 2'dir yani. Yok kaldığım ben... ya alırsın fazladan. Ben 2 saatlik farmla 2 3 tane alıyordum. Abi yanlışınız var bak met, metrek e, nostalji düşmüyordu abi ya şeyden düşüyordu futbol topu eventi vardı ondan düşüyordu abi. Güzel kardeşim bak ben çok iyi hatırlıyorum iki saatlik farmımdan iki tane üç tane hatta dört taneye kadar aldığımı bilirim ben. Ben, ben niye de hatırlıyorum ya. Evet. Benim eski videoları seyret bak oradan çıkar şeyden düşüyordu abi e, gölge metinlerinden falan başladım böyle gölge metninden başlamıştı şey düşme aynı köy farmına zaten biz abanmıştık biraz. Orada şey yoktu. Ee, bak nostaljide yeşil efsun yoktu. Yeşil arttırma yoktu. Sadece tek vardı. vardı abi. Aynen. vardı abi. Bir de bir efsun vardı abi. Beşinci efsun değiştiriyordu. Hatırlıyor musunuz onu? Çünkü düşmemiş olsa biz var ya biz 75'i çar kasacağız da. O yoktu gibi, gibi sanki be. Vardı abi şey. abi vardı. Beşinci efsun değiştiriyorduk abi. Sadece beşinci efsun değişiyordu. Bak iyi hatırlıyor Emre abi. Ben Yok, onu hiç görmedim ya. Geldi yani. nostaljiye, nostaljiye abi vardı abi, geldi onlar. çok onlar. abi sonradan geldi ama vardı ya yani. çok iyi hatırlıyorum ya. Beşi hatta Remastered'da ben... var. Şimdi Remastered'da var. Remastered yine Mesut'un. Ee, onlar sonra Of geldi öldürücü abi. darbe artı 4 düştü güzel. Hayır, hayır Haptı. abi ya. Ben çok iyi hatırlıyorum. Bak bunu hatırlıyorum bak. 5. Jesus'un Eski... Değiş, değiştiriyordun ya. Sadece 5. Jesus'un değişiyordu. Ama Eski tam düştü güzel. Tam, gelmiyordu gelmedi ama tamoran gelmiyordu. Hep düşük olan geliyordu. Artı dört darbeyle artı dört nice taşı aldım beyler. Darbe evet. güzeldir. Bence Şuşat şey onu Şahin'in dediği gibi o 5 evsün değiştirmeyi sonradan geldi. Hatta hatırlıyorum ben. Şahin kızmıştı ona böyle şey mi olur ya işte. Şey dedi mi Şahin o? Hani bu kutsama küresi var ya yeşil. Onun ha, aynen. sarı renkliydi aynen. Turuncu turuncu haline. Sonradan turuncu geldi, geldi o. Ben de, ben de hatırladım. Sonradan geldi o. Hatta ben bir kalka yapmıştım da. E ben o zaman Westeros diziyorduk çarımı. Zinsel'in vardı ben hatırlıyorsun değil mi? Evet senin güzeldi ama Zinsel'in. Aynen. düşük levelde P açmıştın sen onda ya. Ben, ben de düşük levelde 2P vardı abi onda işte. Bir tane kalkan yapmıştım ben. Ee, sonra benim sersenlik gelmemişti. 12 güç yarı gelmişti. E, o aşağıya sersenlik getirme, getirmek için hatta onu kullanmıştım ben abi. Bir atmıştım sersenlik getirmiştim. Sadece o 5. Cepsun değişiyordu. Şeyden mi çıkarttın? Çok futbol topundan mı çıkartmıştın? Futbol topundan çıkarmıştım abi aynen. Çok net hatırlıyorum abi ya. Çok net. Futbol, futbol, Güzeldi abi. ya. Şahin Bey zehir çıkarmıştı orada abi. Ana direkt Şahin'e teklif gelmişti ya. Kaç para teklif etmişti adam Şahin sana mı? Milyar, milyar mıydı? Ya. Bin lira mı ne istedim. Ben de dedim Şahin'e sat sat bir daha çıkarırız. <laughs> Ahmet'e verdik. Ahmet Ahmet diye bir tane çocuk vardı hatırlıyor musun? İyi bir çocuk o, lazım. Onu mu verdik? Hatırlayamadım. <laughs> ona dedim ki al dedim bunu sat dedim. O dedi, satarız dedi. Sonradan bir şeyler yaptı o geri bana verdi sonra geri o bir zehre bir şey oldu bilmiyorum çok karmaşık bir dönemdi ya yani. o files'ı o failsi yani. Ahmet denen adam bana attı ben de Şahin'e attım Şahin de yedeğini almamış ben de almadım yoksa o files gerçekten güzeldi ya çok iyi o geliştirilmeye müsait bir files. yani öyle ya, kullanacaksın ilk önce açacaksın öyle aslında WOM ondan daha iyi niye çünkü Vom'da şey var Burada da efsun değerli. Tabii. Tabii. Hani ben mesela öyle burayı o, Ha ben burayı yıllarca oynarım. Niye? Çünkü burası güzel bir sürü. Hani burada tabii ki. emeğinin karşılığını alabiliyorsun. Binek var ama kendin yapıyorsun. Ve kalıcı evet. yapıyorsun hani. Kostüm var ama özellik yok. Hani sana savaşta, farmda bir avantaj sağlamıyor. Kozmetik görüntü. Bir de birden fazla item var kaptanım. Yani belli bir itemle sınırlı Abi adam 5 euroya 5 euroya şey satıyor ya. EP satıyor ya. 5 euro ya. Biz Valentin'e dedik ki yani işte Türkler için biraz şey yap. Yapma derif abi. O benim sorunum değil dedi. Sizin ülkenizde euronun dedi makas olması benim sorunum değildi Ama bak ben buranın gerçekten yönetimi kim bilmiyorum tanımıyorum da ama seviyorum. Hani oyuncu dostu yerleri ben severim abi. İlla ki bu adam da para kazanıyordur. Kazanmasa kapatırdı. Ama bu şey olarak bakıyor. Sürümden kazanayım diye bakıyor. Ya Legend'de hipototamı alıyorsun. koştum alıyorsun. Kaç tane Şahin Esatmalı'ydı onu. Güncel kura vurduğun zaman her ay seni 809 bin liralık değil mi? Hani şey alman lazım orada. Evet, evet, evet. Bir şey yapman için. Işte. Ya biz burada ne yapıyoruz? Haftada 19 maya bir tane eldiven alsak yetiyor bize. Bitti. Tabii, tabii. Çok iyi oluyor hatta. Ya aylık ya alabilirsin? Premium değil mi? Alınabilir oldu. aslında. Bilmiyorum kaç para oldu. A böyle, aylık, aylık bir planım. şey değil ki abi 65'e. Aylık daha mantıklı. 65'e tabii aylık almak daha mantıklı. İçinde de, de genişletilmiş deposu da var. Biz aslında Emir'le falan hep aylık alıyorduk da sonra bir ara dumping Yok, oldu onun fiyatı e, şey, yükseldi. 65'e almak mantıklı abi. Tekli olarak alıyorsun ya mesela ırkçı eldiveni. Yani. Ha onun o, aylığı da mı var 65'e? İyiymiş valla alınır yani. O, onun aylığı 65'er var. Güzel bir tane daha kaos geldi. Oh, oh. Kaç tane oldu lan hepsinin üstü? Oh gene paranın içinden geçtik ya. Köşet kendini nazar edeceksin. Al bırak silahlar senin sayende oldu hep bunlar. Sen ona hediye Ya o ne ya? demek hediye ya? Biz bu alamazdım ben abi. Sana şey mi yapacağız yani? Senin vallahi benim abi, olayı mı yapacağız Kürşat ya? Vallahi abi sen bana bir şey hediye ettin. Ben de o hediyenin karşılığını vermeye çalışıyorum. Öyle diyeyim sana. Hiç öyle düşünme. Hiç öyle kendini ben, de oynama. Ben, seni ben senin can, canın sıkılıyor. Gir arada farm yap. Hani kafa dağıtırsın diye ben öyle. <laughs> Biz biliyorsun oyun tarzımız öyle zaten akşamlar ben size ya, muhabbete abi. geliyorum buraya ya. gır gır şavata yani. Dün yaptığımız abi. video da güzel izlenmiş bu arada izleyenler teşekkür ederim sağ olun neredeyse bin sınırına ulaştı ya güzel. Aynen aynen çok güzel izleniyor. Aynen abi. Bana özelden dönüş yapanlar oldu Şahin Bey diyor çok seviyoruz Şahin Bey diyorlar teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bir tane psikolog ya. Bir tane psikolog arkadaş var. O yazdı. Ben de dedi psikologum Şahin Bey gibi dedi. Şahin Bey için bir tanı, tanı var dedi yani. Kabul ederse de sana söyleyeyim sen söylersin ona dedi. Tabi dedim Necati ben. De. Necati tanısın. Şahin Bey dedi hayatımda duyduğum dedi en ağır sapık adam dedi bana. Mantıklı. Onun dedi terapi alması lazım dedi. <laughs> çok, çok, çok mantıklı. <laughs> Onun dedi böyle e bir bayan psikologdan terapi alması lazım dedi. Erkekten alsa olmaz mı dedim olmaz dedi. Onu olmaz dedi. Olmaz kaptanım ben o kadar şey yapamam yani. O dedi terapi alması lazım. Ağır sapık o dedi bana. Ya, o Sırf o dedi şey onun var. için izliyorum dedi yayınlarını dedi. Sırf o Şahin Bey dedi ilgimi çekiyor dedi bana. Ya, i̇lgisini çekiyorsa o daha büyük ağır bir sapık yani. <gülüyor> <gülüyor> Sen seviyorsun ya pomalinler falan. Önemli. Düm... önemli. Yok be. Bilmiyorum. Ben memeye hayatta o kadar anlam yüklemiyorum biliyor musunuz? <laughs> Valla ben çok yükliyorum abi. Meme ben önemli. ne bileyim. Yani ben biraz o olaya insani bakıyorum sonuçta. Çocuk emzirilen bir şey. Ok okşamayı yani. çok seviyorum. Böyle yumurta gibi böyle falan ya. Böyle sıkıyorsun. Okşuyorsun. Güzel oluyor. Demek ki senin içinde bir çocuk yatıyor yani. Bir türlü kovamamışsın <laughs> memeden ha. Tabii abi tabii. Meme önemli. <laughs> ya da, ben... 18'e kadar emişen yani. var. Bak 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 hemen bak gitmişti görüyor musun? Bak hemen nazi geldi geri. Mehmet dedi ya. Ben anne <laughs> sütü alamamışım abi ya. Ben anne sütü alamamışım Emir'ciğim. Yani ben şu... almışım abi 4 yaşına kadar emmişim ben. Yok şundan dolayı. Annem sütü olmadığından dolayı değil. Anne sütü bana dokunmuş. Allah Allah. Doktor demiş ki ya yani, bu çocuğa yok demiş vermeyin süt. Asla sütü mü vermişler abi peki? Yağlı gelmiş bana anne Çok yağlı gelmiş. Beni şey yapmış. Bozmuş yani. Tamam, tamam orada bile var ya yemeği beğenmiyor. Tövbe estağfurullah. Çocuktan yani. belliymiş oğlum benim gurme olacağım. <laughs> Allah yanlış bir <bize> <laughs> şey <laughs> Lan mitini buldum. Eskadayla basacağım. <gülüyor> 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 Rezillik. Allah Allah. Ya bu meme yani, muhabbeti var ya. Meme yani. muhabbeti mu erkeklerin şeyi kayıyor bak yani. ya. Ben geçtim. Ama, sen... Can olmaz mı ya? Baba bak ya bir tane daha memeci çıktı. Bu muhabbetten sonra... Hayda. Hayda. Atilla mayda. Bon güzel abi şimdi gözünü seveyim. Bon mu başlıyorsun? Meme Peki Şahin mi? sen şey mi seviyorsun böyle illa böyle greyfurt gibi böyle bir karpuz gibi büyük mü seviyorsun? Yok, ya yok çok büyük olmayacak. Orta halli ben çok büyük sevmem terler o öyle. Aman dur şimdi muhabbet. İğrenç bir yere gitmesin. <laughs> Ama terlerse güzel olur kayar. Ya? Valla ben <laughs> o konuda mesela şeydir. Balkan'da ya Slav erkekleri çok düşkün değildir memeye. Ben biraz onlara çekmişim herhalde. Yok abi ben böyle oynayacak böyle şey gibi. Metin, metin, de kaybettik var. ya. Metin de kaybettik. Ya Meme dedin onu... bak sevmiyorsun ama Meme deyince aklın gidiyor. Abi, kafayı, böyle? Kafayı arasına koyacağım. Ben, ben sana... mouse tan açıyorum seni ne? şey yapmak için. Oha. Kafayı arasına takacağım. Hayda. Kaptan, Onu kaptanla kaptan, kaptan, için bilinç altındaki neler çıkıyor. Bak kaptanım aslında senden planımız iyi gidiyor kaptanım ne? Valla benim o kadar düşkünlüğüm yok abi ya. Valla valla böyle oğlum, var ya. Yaz tancan yaz tancan yaz tancan Yanlış. Kalça, onun... ya. kalça da büyük olacak. Niye yaslanıyorsun abi. oğlum? Airbag mi bu? Kaptanım bizimkisi dudak tiryakili ya. <laughs> <laughs> Valla ben bırakmaya çalışıyorum doktoruz bana. <laughs> ben bırakmaya çalışıyorum abi. Zorlamıyorum yani. <laughs> ben zorlarım kaptanım. Oo, Şahin şey para ediyor mu lan aktör saç taşı? Yok. Etme, etme. Ne, nerede para etmiş ki ne kolay kolay. Yok Türkçe'tim ya karakter saçları para etmiş. bu burada ben onu çözemedim gitti yani. Hangi soru Mes burada ettik abi ya? Neyse Niye yaparsak atarız da abi Vesel Zin Sargat'a atarız. Burada nedense... Ben... 65 bir Lan biz neredeyiz evet. abi? Metin de kaybettik. Yanlış yüzeye bastık diye. Meme deyince aklın gitti kaptanım ya. Valla abi ya bir şey ya. oldun ya. Yani, bir karıştırdın da esnafı. Valla karıştırmışım ben. jortlamışım gitmişim. Yani sen resmen memeci oldun ya. Ya ka karakter taşı yapılır. Nasıl yapılır? İşte Triton var mı bu sor burada? Bilmiyorum ki. Daha gelmedi ya herhalde değil mi Triton? var çok, mı? Triton vardır ya. 1.105 varsa Triton vardır. Hatta beta vardır 1.105 varsa. Yok yok şey vardır. bu kaç kaç mı? 199 mu kaç bu? 1.105. 1.105. Beta vardır lan yani, buradan. Evet doğru be diyor. Beta map gelmiş mi? Var var geldi. O zaman beta silahları da vardır. Runik vardır. Beta zırhları vardır. Abi ben ya. kimsenin elinde görmedim yalnız daha. Olay değil ki zaten. <laughs> abi olay değil ki ne kadar zor biliyor musun? Beta silahı yapmak. Beta <laughs> silahı yapmak. Öte geldi. Muharebe, kılıcını alacaksın. Onu Triton'a çevireceksin. Triton'dan onu bir de Runik'e çevireceksin yani düşün. Hayır ben daha Triton görmedim ha. Oraya kadar bile gelemedik, geçemedik ki. Al bunlar büyük silahlar. Yani. Sen Triton görememişsin kaptanım. Ben daha meme göremedim. Gel ben, ben sana ya. aç açı ya ayıp ettin ya. Bak çok sağ istiyorsan açabilirim ben sana. Tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah. <laughs> Rabbi. Böyle, böyle fedakar dostları nerede bulacaksın? <laughs> Görürsün başkanım ya yani, sen evlenmen lazım. Sen artık ya kısırlaştıracağız seni veterinere götüreceğiz ya da evlendireceğiz başka çare yok. Kırın yani. kırın kaptanım kırın. Kırın şeyleri cevizleri. <laughs> Acaba ben ya? bak güzel bir konu açtın aslında. Cevizle Hep ben... merak <laughs> Hayır hayır. Şeyi çok merak ediyorum. Mesela e... keçileri falan kısırlaştırıyorlar ya öyle, kırıyorlar. Erkeklerde de öyle yapılır mı diye. Hayır hayır. Erkek zaten her şeyin erkeğine yapılır o da hmm. Tamamen kapatıyor mu dükkanı artık yani? Hiçbir cinsel bir şey düşünmüyorum acaba o muameleyi gördükten sonra? Hiç. Abi geliyor ama üremeci, üreme yok. He anladım. Geliyor ya o daha iyi. Adam dom şeyiyle uğraşmayacak. Oğlum hayvanın psikolojisi bozulur ya. Düşünsene mermi atmak istiyor ama namluda mermi yok. mermi suratından belli zaten atamıyor mermiyi. Abi şöyle, şöyle. mermi de atabiliyor ama yani, sperm yok. Ama işte kır, <laughs> değil. O kadar hızlı patlamıyor. <laughs> Kırılınca mermi olmaz abi artık herhalde ya. Üretmez yani. Bilmiyorum ki. Allah'ım ben... Kaptanım. Aslan sorun ne biliyor musun? Ee, şeyler yumurtalıklarda üremiyor. Mermi. Ha, anladım. Nerede üreyebiliyor biliyor musun? Kaburga var ya. Kaburgadan başlıyor üreme. Kaburganın oradan bir kanal var. O kanal ta şeye kadar gidiyor. İşte o... Başkanım bakıyorum insan psikolojisine hakim olduğu kadar fizyolojisine Anatomiye de hakimsin. Hakim. Anatomiye hakim. <laughs> Boşuna demiyoruz oğlum sana ağır sapıksın diye. Teşekkür La lazım olur diyor öğrenmiş abi o fakültede. <laughs> <Ha. Ya. gülüyor> Abi dişlendirdim işte sizi ha. Ama sana memenin derisiz halini göstersem bir daha meme muhabbeti açmazsın Atladım biliyor musun? Allah aşkına ya gözünü sevdim yapmayla şeyler ya. Zaten kimse görse. İşte ben şeye çok severim araştırmayı. Çok baktım zamanında. Derisize mi? <gülüyor> <gülüyor> evet abi gittim Migros'a derisiz tavuk göğsü var mı dedim. Kaldırdım baktım. <laughs> Bu arada abi, hep şey diyorlar. Köşet daha iyi bilir sporcu olduğu için. Tavuk Öyle göğsünü abi. falan derisiz alacakmışsın diyorlar. Derisi derili evet. şey. Niye derisi şey mi yapıyor? Yağ mı yapıyor? İnsanlar. Abi insanla? de daha atık da abi Emre abi. Sanki atık değil. mı? Abi, Bila, de abi. İyi de birader lezzeti de orada ama tavuğun yani. abi. Sana, sana yarar <laughs> bana yarar <laughs> bazı. Öyle anlatayım ben sana Emre abi. Valla bilmiyorum sizin zevkiniz nasıl ama ben mesela tavuğu derili yemek isterim abi. Böyle biraz pişirin. Abi pişirim. şimdi Emre abi sana şöyle bir zaman ben bir fizyolojik bir açıdan yapamazdım ben sana abi. Ee, sadece derisiz almamızın amacı abi. E, ee, vücuda hani kaslara, o yorulduğumuz kaslar var ya abi. Kaslara proteinden <laughs> başka bir şey girmesin abi. Ha, şey deri de şey mi var? Abi, hani yağ mı yağ var? abi. Yağ var abi. Yağ var abi. Anladım. Yağ bezeleri var ya aslında abi, yağ, yağ bezeleri varsa. var. As bir, bir, etin yağsı var bir de bir de derinin yağsı var abi. Bize lazım var. Oh. Etin yağsı abi. Önemli Bütleri abi. Fazine, yağsız at, at. yağsız önemli. Ben de yağsız severim. Öyle Lan değil, yağsız yani. severim dersin. Oturursun Adana yersin. Adana yağsız mı? Onun içinde kuyruk yağı yok mu? Ama onu yerim ben. O görüm... <gülüyor> Görünmüyor. Lan <laughs> 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 ne adamsın ya. <laughs> ah, tutarlı tutarlı olacaksın abi. Lan var ya böyle maşallah maşallah diyeceğim. Valla ben abi, balığı, balığı bile derisiyle yiyorum abi. Balığı. Bildiğin balık yani. Çıplanıp balığı ben de derisiyle yerim ya. Götürdüm. Kimi insan tiksiniyor deriden ya? Yemiyor. Yok ya. Yani ben memeyi çıtır, de derili yiyorum. Çıtır olursa sıkıntı yok ama çıtır olmaz. Böyle böyle vıcık vıcık olursa derisiz ha. Bak Emir de seviyor derisi. Deri. Tavuk derili yenir abi ya. Çıtır çıtır aynen dediğin gibi. Ben tavuğu derili yemem. Yiyorsun. Da, da. KFC'den içecek miyim? KFC'de hep derili pişirirler onları. Yok kaptanım ben kemiksiz yerim KFC'deki. Ulan onlar da güzel yapıyor tavuğu. Beden mutsuzlar. Sağlıksız ama... O hat şartları seviyorum abi ya. Acılı abi. oluyor ya böyle. Güzel yapıyor. Ya bayılıyorum yani. vallahi ona ya. Allah'ın gökdelenler çok iyi yapıyor. Yani yedi <laughs> şuhalelerine <laughs> bastı. Bizim adamların yedi şuhalesine küfür ettin ya. Övüyor musun, yeriyor musun belli değil. <laughs> Valla benim favorim orada şey. Bir acılı kanat gibi bir şey var orada böyle. Hot shot mu diyorlar, hot spot mu diyorlar. Hot, biz, hot, biz, hot, 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 wings mi ne öyle bir şey geçiyor. Abi bak, ka bak, kara, bak, yengi, kara, kara, Emir zaten seviyor benim gibi yemeği içmeyi. Ege adamı sever abi yiyip içmeyi ya. Ben, severim abi. Yalnız çok Emir'cim çok pahalanmış ya. Geçenlerde baktım KFC'nin fiyatlarına da kol böreği yani. Abi dışarıda iki yemek yemek şu an 600 lira. Aynen abi. Ben, benim bütçem aşar yani ben yok. Yemeğin salçalısı. Ayıp iki abi, ekmek kadayıf falan daldırmak hanımla iki 3 gündür. Vallahi üç gün iki günde 400 lira para verdim tatlıya. Şey canım, i̇şte. yani ya, aynen. ama şey yani yiyorsun bitiyor 400 lira. Ama <laughs> evde yap. Sen gülüm. Baksana bir taktik vereyim Onunla ilgili. bir de şey gördüm ben. Çok güzel kadayıf tepsileri var. Ama sen kendin yapacaksın şeyini. Hacı, şerbetini kendin yapacaksın. Mesela bir paket fındık var orada 150 gram fındık var. Kaç 60 lira mı 57 lira mı ne? Onu yenge şeyde çeksin Rondoda toz haline getirsin. Yani çok idip biraz iri parçalı da olabilir. O kadayıfın üstüne serp aynı. Satın aldığın kadayıfla aynı abi. Değişen bir şey yok yani. All right o zaman. O Evde yani yapılır. Ekmek, kadayıfı deneyeceğim dedi bakalım yarın ha, ya. Ha. onu deneyeceksen yani. abi. Bak ekmek kadayıfı yiyeceksen onu Yusuf'tan yiyeceksin abi. Herif güzel yaptı ya. Işte, Yusuf'a da danık işte abi. Biz de iki gündür. Köfteci Ulan Yusuf'ta mı 400 lira bu? Tabii. tane 65 lira olmuş. Yusuf Yusuf'ta 400 ise diğerlerini düşünemiyorum. Abo yani. o, o. Aynen karşı ben. Şeye so karşı da şeye sordum. Ben orada hani böyle ekmek kadar yapan tatlıya. Diyor porsiyon 120 lira diyor. Kilo 250 lira diyor. Ben onu anlamadım. Porsiyon 120 kilo 250 diyor. Nasıl bir şeyse. Valla Yusuf kaymandan da kaçmazsın. Ben o konuda Yusuf'u severim. Abi işte bak. Oğlu oğlu koyar kaymağını. 65 lira. Şimdi bir de bizim eve limit koymuş işte. Ha. Getirmiyor. İki tane söyleyince getirmiyor. Üç tane söylemem gerekiyor. Üç tane söylüyoruz. Bir tane sert sürüne kalıyor. <laughs> Ertesi güne sürüne kalıyor. Onu yarın yarın <laughs> <laughs> altı, altı günler ekmek kadayıfı yiyoruz. Resmen <laughs> ayıp tutuyoruz. İşte onun şeyi <laughs> olmuyor abi. galiba. Hani tel kadayıf gibi alıp da şerbetleyip kendini yapamıyorsun galiba. Onu belli onun belli bir şeyi var. var. Ama onun şeyi özel abi. Tavası özel. Böyle e, <laughs> <laughs> nasıl diyeyim künefe tavası gibi tavası var. Böyle çevirip çevirip pişiriyorsun onunla. Ya güzel kardeşim ekmek kadayıfı mı yemek istiyorsun? Hemen sana söylüyorum. Gideceksin fırından bir tane ekmek alacaksın. Üstüne bir tane şeker atacaksın şöyle serpeceksin. Fırına ver tamam işte ekmek kadayıfı. Ya, Şahin sen ya. Insan de ya. <laughs> bir şey ondan olur mu? <laughs> ya okumuş adam diyoruz, görmüş adam diyoruz. Yaptığı şey yani. Sen şeyi evet. bilir misin Emir? Bizim bu evet. Muğla'da, Aydın'da bir de Denizli'de Ballı tayinli deriz biz. Duydun mu o hiç evet. onu? Ballı tayinli muz mu abi ne o? Yok yok tayinli böyle pide yaparlar. Tayinli. Tamam. Burada da yaparlar. Tayinli pide yaparlar evet. O da çok güzel oluyor bak aklında bulunsun. Güzel. Ekmek kadayıfı mı tayinli mi dersen ben tayinli isterim yani daha lezzetli ben, oluyor tayinli. Ben tayinli pek sevmiyorum abi. Mesela ekmek kadayıfına mesela Yusuf'ta tayin falan dökerler ya ben döktürmem. Abi ben tayin hastasıyım ya. Tayin, ben susam şeysi ya. O Öyle çok herhalde, manyak bir şey. Yani. Şimdi kabak tatlısı. Tayin koy benim için bitmiştir. Yemem. Ya Kabak tatlısı zaten kaymaklı olur abi. o ya, Belli bir şey yani. Tayin keskin tatlı. Kabak kabağın kaymak. önüne geçer zaten. O dediğin gibi kabak, olmaz kabak o. Kabak tatlısı cevizli olur abi. Cevizli olacak. Böyle böyle ağdalı olacak böyle şerbeti. Ama benim, yani. benim kayınpeder yapıyor onu. Benim kayınpeder kaymaklı yapıyor. Güzel yapıyor. Valla kilo aldık ya. Çok göz. Belli zaten altına vurmuş. ]uyor. Emir çalışıyor ar abi, ya. E, e, Emi Emir evet. yesin abi. Emir çalışıyor adam ya. Niye biz ne yapıyoruz ya? Göt mü veriyoruz? Töbe Oğlum senin bünyen şey gibi. Elma <laughs> kurdu gibi. Seni ağzına künefeyi kovayla döksek gene kül almıyorsun. Nasıl bir bünye o, var sende ben anlamadım ki. Yemin abi var her şeyi yiyorum her şeyi. Hiç sıfır. Emir sen bu adamı gördün mü hiç? Bu adam abi böyle 50 kilo civarlarında. Gördüm abi. Gram yağ yok herifte. Nasıl oluyor ben de anlamadım. Var ya Hı. öyle bir yiyorum ki ne? Of. Yani ben bu herifin yediği yemeği yesem 150 kilo olurum. Onu söyleyeyim sana ya. <laughs> Valla Şahin şanslısın abi. Metabolizman çalışıyor ya. çalışıyor ya. Çalışıyor maşallah ya. Sen Şahin double şanslı ya. Hem Antepli hem almıyor yani. Bu... Ya bu adamın yediği tatlıları görürsen eve söylüyor bu da. Cennet, çamuru, künefe. Künefe tepsiyle Tabii. geliyor gelir zaten. Tabii ağır ağır gelir yani. <gülüyor> <gülüyor> yani Ama Şahin Çek sen daha... istisnasın biliyor musun? Genelde sizin o tarafın adamları kısa boylu hobbit ve göbekli oluyor. Sen de o yok yani. Ben bunları çekmemiş katlanım. ben uzaylıyım. Sen anne <laughs> tarafına çekmişsin. Eh, sen o yani. taraftan. Ceko. Ceko. Birazdan baş başlıyor beyler. Kim ne kim? Sencillos Fenerbahçe maçı. İnşallah yener. Türk takımıdır. Tutarız. Evet tabii. tabii canım Fenerbahçe'nin ben Galatasaray kazanmasını isterim. Türkiye için puan önemli ama ha yani maçtan umudum var mı desen Fenerbahçe'nin çıkaracağı kadroya bağlı. Eğer Fenerbahçe iyi bir kadro çıkarırsa bilmiyorum İrfan Can oynamıyormuş herhalde. İrfan Can kahveciyi ben seviyorum abi. Ya ben Mesela onun yerine ya giden ya. ben ona bakmıyorum abi. Çirkefli. Adam Ahmet, iyi futbolcuysa iyi futbolcudur. Emre Mesela Bey şimdi bir Cengiz oynuyor. Of Ninja'dan dört düştü. Cengiz Ünder oynuyor. Cengiz Ünder'i ben beğenmiyorum abi açık söyleyeyim ya. Avrupa'da iş yapmaz o çocuk. i̇nşallah <laughs> Fenerbahçe <gülüyor> iyi bir skorla döner. Beraberlik bile bence iyi sonuçtur. Sonuçta deplasmana gidiyorsun. Yani. En kötü beraberlik bile iş yapar. Yani İstanbul'da taraftarının desteğiyle bir şekilde geçer Fenerbahçe turu da. Maç <laughs> İstanbul'da mı? Bir şeydi abi. ilk maç Belçika'da. Belçika'da. Right. Son yarım saat. Bizim aşağıda pub'da millet hazırlamış Yani maçı orada seyredecekler. Ben seyretmem ya. Bizim burada baştan mermiler patlamaya. Mermiler seksin bu ayında teksin kürşe. Kaç abi? Ben, ben, ben bir iki şey atar burada mermiyi. Şu Roman tamam, Çin, çingenesi nereden geldi ya? Herifin elinde çiftler var. Metin'e de yaklaştırmıyor. Kaptan sen Scorpius da mısın? Yok Frenze deyim de. Ben Frenze'yi niye bu şey almamışım Donca Yeni açtık ya. Şahin sen meydan balım Donca Şahin. Kardeşim yani. Köşef gel ne de şunu bir Şahin şu herifi gel de bir halledelim ya. Nere? Embesili bir tane çingene geldi. Şimdi <laughs> bunun her metine kese atacağım bak gör. Kaptanım bak. Çirkeflik yapana çirkeflik kralını yap. ben yapıyorum. yapıyorum zaten hiç acımam. Mis gibi. hayır yani Şu... Ben bir kılıç çevirme at yeter ona bence. Yok kılıcın ucu değmesin abi. Miski. Değsin değsin kılıcın değsin. Gel gel. Bunu... Ki, zevkine... Ben bu adamı zevkine keserim ha. All right. Şimdi bak ben de ona kese atacağım. Hop. Oğlum niye bana şey düşmüyor ya? Düş biraz ruh taşı ya. Emir gene ucu... ruh taşı olaylarına başladık ya. Ya Atilan tabii perfect master. Perfect master. Tabii. Sen hazır neyse benim çara, benim çara da kas da ki yarın bir gün başlarsa hazır olsun. İşte. Tamam. Bir yüz tane yeter. Ee, Ruh mı? Peki. Rutaş. Bin tane zen kas ver. Olur. 5 skill'i de açmak için değil mi hemen? Aklısın ya. Gazap üzümleri Abi. vereyim sana. 5 skill'e yetmez 100 tane rotaşı ama. Neyse bakarız. Bir GM'den konuşurum ben. Bir kodla yazarız hallederiz o işi. <laughs> Tabii. Hemen slash A gazozcu 99. <gülüyor> gazozcu. gazozcu. o <laughs> beni sıkıştıracak bak oraya şimdi. Allah'ın çingenesi. Bizim için şeyini yapmış. Hikayen başkanım. Efendim. Uçak gitti. Ya. Gel, gel ya? direkt ortada bu Şahin gel. Ben de sikil skill yok ya şu, şuna bir yerden bir şey yapalım. Şamanını kestim de bunu halledeceğim şimdi. Kaptan veyahut da Şahin sizin su, mesela belli bir ben, seviyeden sonra koru hedefe, atıyor mu metinler? Atıyor şu an. Işte. Yok yok atmıyor Otodak hiç da, koru. Atmıyor. Hayır. Diyor. Yani sadece görevle mi kasabiliyorsun koru? Koru normal mo moplar atıyor. Yani hayvanlar atıyor. Kestikçe geliyor. Ejderha parçası. Ya ejderha parçası geliyor onu biliyorum. Ama onun günlük sınırı yok mu zaten? Hayır. Devam. Var var günlük sınırı var. 140 tane. Günlük sınırı var ya ondan. Nasıl 140 tane? 140 tane. 14 tane yapabiliyorsun günde. 10 evet, tanesinden. Maksimum. Maks işte. Tamam da yani bu günde 14 tane bir sürü kasman lazım çok korkasabilmek için hani kanka işte Mesela... Oo emircim, bir de 50 levelde başlıyor düşmeye. Ben de şimdi 42 oldum yok da. Neyse yani ben işte pazara gideyim de bir beyaz altın küpe bakacağım kendime. Pazardan alıyorsun. Hani orada koruyan